Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler geldik 7. sınıf fen bilimleri dersinin ilk dersine. Bakalım bu yıl neyle başlıyoruz? Tabii ki yine her yılki gibi neyle başlayacağız arkadaşlar? Uzay. Evet, hep biliyorsunuz fendeki ilk dersimiz uzay oluyor arkadaşlar. Uzaydan başlıyoruz. Uzay araştırmaları ve gök cisimleri diyeceğiz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar uzay araştırmaları bizim için çok 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 önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar birçok teknolojinin oluşmasında öncülük eden şey uzay araştırmaları olmuş. Bunlar sayesinde teknoloji gelişmiş. Arkadaşlar uzaya ilk araç 1957 yılında gönderiliyor. Bu aracın adını bilen var mı? Hocam Sovyetlerin gönderdiği bir araç fakat şu anda adını unuttum ben. Sputnik. Evet. SSCB. Şimdiki Rusya. O zamanki Sovyetler oluyor arkadaşlar. 1957 yılında bir tane araç gönderiyorlar. Sputnik aracı. Arkadaşlar uzay araştırmaları için uzaya gönderilen araçlara biz yapay uydu diyoruz. Doğal uydu deyince mesela ne var? Doğal uydu. Dünyanın doğal uydusu ne? Ne bizim uydumuz? Ay, Ay, pardon. değil mi? Ay doğal uydu ama bu yaptığımız uzay araştırmaları için yapılan uydularsa yapay uydu. Uzaya konumlandırılan yapay uydular uzay teknolojilerindendir arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an kullandığımız birçok cihaz, hatta Beren benim Birkaç görüntü hatırlayamadım. gelmesi, sesimin size ulaşması neyle oluyor arkadaşlar? Uyduyla oluyor, uyduyla. Önce benim buradaki görüntüm ve sesim uyduya gidiyor. Oradan uydudan da size geliyor. Yine hava tahminleri, televizyon yayınları ve bilimsel araştırmalarda arkadaşlar neyle oluyor? Uydularla oluyor değerli arkadaşlar. Devam edelim. Burada bir film tavsiye edeceğim. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Filmimizin adı October Sky. Türkçesi Ekim Düşü. Ama Ekim Düşü diye internette çok bulunmuyor. Herhalde alt yazılısı çok yok. October Sky diye de alt yazılı izlenebilir. Bir çocuğun roket yapma macerası anlatılıyor. Gerçek bir hayat hikayesidir. Von Braun'un hikayesidir. Von Braun. Bugünkü roketleri biz bu adama borçluyuz. Bu adam da arkadaşlar sizin yaşlarınızdayken bu Sputnik'in çıkarıldığını duyuyor. Almanya'da yaşayan birisi ve çok büyük zorluklara katlanarak kendisi bugünkü roket teknolojisinin arkadaşlar temelini atıyor bu adam. Daha sonra zaten NASA'ya direktör oluyor. NASA direktörü oluyor bu kişi. Filmi izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir film. Hocam Azimle kararlılıkla izledim. ilgili güzel bir film. Arkadaşlar, gök cisminin çevresinde belirli bir yörüngede dolanan insan yapısı aygıtlara biz yapay uydu diyeceğiz. Yani insan yapımı araçlar. Uydular ise biliyorsunuz doğal uydular var. Ay gibi ya da bazı gezegenlerin uyduları gibi. Bunlar doğal uydu. Bakın, bir uyduda ne var? Uydunun bir anteni var. İki, uydunun gövdesi. Üç, güneş paneli. Bu güneş paneli ne işe yarıyor sizce? Güneşten enerji almaya. Evet, doğru. Can Bartu. Güneşten enerji alıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanlarda ne fırlatıldı? Bir teleskop fırlatıldı. Adı neydi? Biliyor muyuz? Ben anlatmıştım derste ama unuttuk herhalde. James Webb. Hocam tam diyecektim. Böyle Uzay bal deliği teleskobu. şeklinde aynaları var ve o aynaların altında da arkadaşlar şeyleri var. Güneş panelleri Altın. var. Oradaki enerjiyi arkadaşlar güneş panelleriyle sağlıyorlar. Böylece Hocam. efendim. James ve ben hocam aynalarının altın alışımı olduğu söyleniyor hocam. Evet, Doğru mu? doğru.
Evet. Arkadaşlar radyo anteniyle de ne yapıyor? Dünyadan alışveriş yapıyor. Biz biliyorsunuz evimizdeki çanak antenlerini nereye doğru döndürüyoruz? Bu uydulara doğru döndürüyoruz arkadaşlar. Çanak antenlerimiz var ya, hepsi bir yere bakıyor ya. İşte bu uydulara bakıyor. Ya da bu uyduların vericilerine bakıyor arkadaşlar. Güneş paneli var, uydunun gövdesi var, radyo anteni var. Arkadaşlar bilmiyorum, belki televizyonda denk gelmişsindir Ayşe. Ne var Hafsa? Türksat TV diye bir kanal var. Gören var mı? Türksat Uydu TV'si. Evet Orada hocam. uydunun Hocam ben gördüm. yapılışı anlatıyor. Tamam. Orada detaylı şekilde uyduyu anlatıyor arkadaşlar. Tabii büyük paralar harcanıyor bu işe. Öyle basit değil uydu yapmak. Böyle bir 7-8 yılda falan oluşturuluyor Zeynep Hanım. O kadar zor. Evet, diyor ki uydu bu yapı aracılığıyla yeryüzüyle iletişim sağlar demiş Sema. Sema neyi anlatıyor bize? Radyo antenini. Güneş görmediğinde enerjiyi karşılar diyor Göksu. O da bize enerji bataryasını anlatıyor. Uzay boşluğunda duyduğu enerjiyi bu yapı aracıyla güneşten alır. Bu da güneş paneli olacak değerli arkadaşlar. Tabii biz burada çok basit şekliyle anlatıyoruz madem. Yağız Emir yazıyor. Yağız Emir kalmış. Evet. Hocam hemen düzeltip geliyorum. Tamam, Yağız'ın ismi kalmış. Arkadaşlar tabii ki biz çok basit şekliyle gösteriyoruz. Tabii uzay araştırmaları sayesinde biz bugünkü bu güneş tarlaları dediğimiz güneşten enerji elde etmeyi kullanıyoruz. Bunu ilk nerede kullanılmış Serra? Uydular için kullanılmış Ensar, Betül. Bunu ilk uydular için kullanmışlar. Sonra gitgide günlük yaşamda da kullanılır hale gelmiş. Yoksa böyle bir şeyi kimsenin haberi yok. Şu an arkadaşlar birçok ülke, mesela Amerika'da çok büyük güneş tarlaları var. Biliyor muydunuz? Güneş tarlası. Göstereyim mi? Bak göstereyim. Adamlar güneşten enerji üretiyor bak. Hocam o sayfa bizim kitabımızda yok. Evet hocam. Olmayabilir. Çok Ben evet benimki de bizde yok. güncel değil. Hocam benim kitabımın ilk iki sayfası da farklı bir sayfa. Tamam, ben güncelleyeceğim kendi Benimki. kitabımı. Sıkıntı yok. Arkadaşlar görüyor musunuz güneş panel tarlalarını? Evet. Arkadaşlar devasa elektrik üretiliyor buradan. Çok büyük elektrik üretiliyor. Hocam, karavanda da var güneş Var panelleri. var, karavanlarda da var. Aynen, Evet. Seher var. Geçtim burayı. Şu soruyu çözelim. K harfi ile belirtilen cisim doğal uydudur. K harfi ile belirtilen doğal mı? Hayır. Hayır, değil arkadaşlar. Hayır. Değil. Görselde yapay hülle ile yeryüzündeki iletişim anlatılmış. Evet. L harfi ile başlayan radyo anteni veya alıcısıdır. Bu görselde gerçekleşen olayla dünyanın farklı yerleriyle aynı anda haberleşmek mümkündür. Evet. Sadece kim yanlış arkadaşlar? Bir, Birincisi bir. doğal uydu değil, yapay uydu olacak değerli arkadaşlar. Evet, yapay uydular arkadaşlar roketlerle taşınıyor. Aslında taşıyacağımız şey ya genelde şu başlıkta oluyor. Şu büyük kocaman şey aslında yakıt tankı oluyor. Biliyorsunuz bunlar yukarılara çıktıkça belli bir mesafeden sonra tanklarını bırakıyorlar. Dikey fırlatılıyor. Tabii bildiğiniz üzere bir amcamız devreye girdi burada. Kim o amcamız? Bilen var. Alper. Kim Ezgi? Alper hocam bir şeydi. O Güzel değil. Yok, roket amca. dünyasında Von Braun'dan Hocam. sonra olayı geliştiren bir kişi çıktı. Kim o? James Yok. Arabası falan da var, elektrikli. Webb. Elon Musk. Hocam Tesla mı? Evet, Elon Elon Musk. Musk. Şimdi Elon. arkadaşlar eskiden
Bu roketler hani bilmiyorum hiç böyle torpil fırlatan var mı ya da roket atan var mı? Bayraklarda patlatmıştım. patlatıyorlar resmen. Var mı? Torpil patlatmıştım ben. Torpil. Bir daha aynı torpili bir daha patlatabiliyor musun? Hayır. Maalesef. Peki attığın roket küçük roketler oluyor. Onu bir daha atabiliyor musun? Hayır. Peki bir daha atabilseydin güzel olmaz mıydı? Anladım. Olurdu. İşte arkadaşlar bu Elon Musk manyağı dedi ki kardeşim dedi ya bu roketleri dedi bir atıyorsunuz çöp oluyor. Bir daha aşağı indiremiyorsunuz. Ben ne yapacağım dedi. Roketi uçuracağım ve sonra roketi dik bir şekilde aşağı indireceğim. Ve arkadaşlar yaptı. Adam bunu başardı. Şu an Elon Musk'ın yaptığı SpaceX onun o şirketinin adı. SpaceX'in yaptığı roketler arkadaşlar yukarı atıyorsun dünyaya iniş yapabiliyor. Bunu nasıl yaptı biliyor musunuz? Arkadaşlar adam şu roketin buralarına özel bölmeler koydu ve bunlardan istediği zaman ateş ve hava püskürterek yön verdirebiliyor roketi. Ya adam bunu başardığı için şu an dünyadaki birçok ülke Amerika'da dahil bu adamın roketleriyle uydularını efendime söyleyeyim astronotlarını uzaya gönderiyor. Peki bu adamın bir hedefi daha var. Ne biliyor musun? Mars'a gitmek mi hocam? Evet, insanları Mars'a taşımak. Bir hedefi daha var. Onu söyleyeyim mi? Ayda bir şey koloni kurmaktı hocam sanırım. Kurmak var ama daha büyük bir hedefi var arkadaşlar. Diyor ki ben diyor Ay ile Dünya arasına Köprü mü yapacağız? evet bir hortum yapacağım diyor. Hyperloop. Evet. Arkadaşlar Hocam Ay'a mı gideceğim? yok hocam. Heh. Yok hocam, sanki Clash of Clans'ta köy kurar gibi yapıyor bunları bir de hocam. Arkadaşlar adam çılgın ama bak adam çılgın. Adam Planı da yapabiliriz. hocam adam istediği her şeyi yapıyor ama yeter be ya. Bir de insanı çift takacakmış. Ama ben Arkadaşlar şunu hatırlıyorum. istedi. Evet hocam, insanın Dedi beyni. ki Amerikalılara dedi ki bak dedi bana dedi inanmıyorsanız Amerika ile dedi Avrupa kıtasını aradaki Atlas Okyanusu'nu geçecek şekilde bu ikisini birbirine bağlayan bir sistem yapayım. Hyperloop dediğimiz sistem. Buraya gitmemiz arkadaşlar çok uzun sürüyor. 10 küsür saat. Bunu 2 saate düşürebilirim dedi Hyperloop'la. Bana dedi izin verin okyanusun altından bunu yapayım. İzin vermediler arkadaşlar. Bunu yapması için. O da gitti ne yaptı? Elektrikli araba Tesla'lar yaptı. Biliyorsunuz değil mi? Tesla'lar şu an ülkemizde de geziyor. Belki Tesla'sı olan vardır. Var mı Tesla'sı olan? Hocam bizim sınıf arkadaşımın var. Ne yapıyormuş Tesla? Yemek yapıyor muymuş evde? Ne işe yarıyormuş? Hocam bayağı böyle içinde tableti falan var. Evet. Böyle hocam işte elektronik, tablet, mablet, oyun oynuyor. Arabanın aklı sıfır falan var. Tabii şimdi bizim ülkemizde tam kullanılamıyor ama arabada arkadaşlar otomatik pilot var. Bırakıyorsun araba kendi gidiyor. Hocam ben de bir arkadaşım Bir de var. şöyle ki hocam, Hocam ama bir de şöyle güzel Türkiye'de öyle bir şey bırakmak söyleyeyim. yasak değil mi? Hocam, Türkiye'de bir de yok. şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Evet. Hocam, şimdi Tesla firması Avrupa'da ve Amerika'da Tesla Model 3 dedikleri ucuz modellerini hocam 40 bin dolara sattığı için hocam, Türkiye'de de bu fiyatı değil de normal araba fiyatının bir tık altını Ya uygulayacaklarmış. bizde 3 milyona satıyorlar arkadaşlar. 3 milyon. Hocam ama o Tesla modeliye bu sefer Tesla firması yapacak yani. Garajlardan satın almayacağız. Kendileri mağaza açacaklar. ABD'de, Göreceğiz. Avrupa'da yaptıkları gibi. Evet, göreceğiz. Ki Türkiye'de şu anda elektrikli araba popülaritesi revaçta diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar, şimdi bu yapay uyduların mantığı ne? Nasıl yapılıyor onu gösterelim. Şimdi dünyada siz bir uyduyu fırlatacağınız zaman uydunun belli döneceği bir ne oluyor? Ne diyoruz ona? Döndüğü yer. Yörünge, Yörünge. yörünge, Bu uyduyu siz yörüngeye oturtmanız lazım. Peki uydu nasıl yörüngeye oturuyor? Bunu anlatayım. yörünge. GPS Ne sistemi? sistemiyle. GPS Ya o da miydi? var da şimdi buradaki fiziksel mantığı anlatacağım ben.
Tamam. Arkadaşlar, bir ipe taş bağlayın ve taşı çevirmeye başlayın. Çok hızlı çevirirseniz taş ne olur? Üstürüyormuş gibi kopar. Sonra Yere düşer. kopup yere Hızlı olur, fırlar gider, değil mi? İşte mı? Tamam. arkadaşlar, dönen cisimler dışarıya doğru fırlamak isterler. Dönen cisimler dışarıya doğru fırlamak isterler. Peki Hocam dünya falan da var. dünya, evet, dünyada. Dünyanın neyi var peki bu cisme uyguladığı? Bir yer çekimi kuvveti var. Dünya uyduyu kendine çekiyor Zeynep. Uydu kaçmak istiyor. Dünya çekiyor, uydu kaçmak istiyor. Öyle bir hesap yapıyoruz ki Ayşe, Bade, uydunun bu kaçma ve çekim şeyleri aynı oluyor. İşte biz o noktaya yörünge diyoruz. Oraya geldiği anda kaçma isteğiyle dünyanın çekme isteği aynı olduğu için uydu oradan bir yere gidemiyor, sadece dönüyor. Anlaştık mı? Nasıl yörüngeye oturduğunu. Evet. Arkadaşlar, bu uyduların içerisinde bazen bizim görüp yıldız zannettiğimiz bir cisim var. O da ne? Uzay istasyonları. Eğer bu uzay filmlerini izlediyseniz, Mars'ı izleyen var mı? Marslı. Marslı. Marslı diye İzledim mekanlar hocam, filmi var. baştan sona 3 kere bitirdim ve hocam çok iyi bir film. Evet, Marslı çok iyi bir film. izlenebilir Hocam, veya Interstellar izleyen var mı? Interstellar. Interstellar'a daha yeni başladım. Yıldızlar arasında. Hı. Biraz Daha yeni başladım ona. arkadaşlar, fazla fiziksel şeyler var ama gerçekten uzayla ilgili güzel Çok bir film. bilimsel İzlenilebilir bir düşünüyorum. film. Yıldızlar arasında. Arkadaşlar, işte bu daha komplike, yani daha büyük şekilde olan uyduya biz uzay istasyonu diyoruz. 1998 yılında başlamıştır. Arkadaşlar, bir futbol sahası kadar büyük ve dünya üzerinde 100 dakikada dünyayı turluyor. Düşünebiliyor musunuz? 2 saat olmadan dünyayı turluyor. Yani buradaki duran adam 2 saatte bir dünyanın etrafını geçmiş oluyor. Heh, Alper Gezer Avcı nereye gitti? Buraya gitti işte. Anladınız mı? Hani deney meney yaptı ya. Buraya gitti. Hocam Alper amca bize taş göndersin. Uzay Evet. taşı. Alper Gezer Avcı arkadaşlar burada 14 gün geçirdi. Burası dünyaya ait. Yani bir ülkenin değil, tüm ülkelerin yeri. Uzaya kim giderse gitsin burada konaklayabilir izin alarak. Şey gibi düşün. Hani eskiden yolculuklarda kervansaraylar vardı ya. Giriyordun handa, konaklıyordun. Burası da öyle bir yer. Arkadaşlar. Ve hocam tıpkı kervansaray gibi hocam çok ufak bir masrafı var. Hatta ülkeler için ufak ama normal bir insan için çok önemli. Evet arkadaşlar, işte uzaya fırlattığımız ilk cisim burada, açmışlar bu içi. Şöyle yuvarlak bir cisim. Bunları ortadan kesip açmışlar bunu. İşte bu Sputnik 1. 1957. Arkadaşlar bakın, uzay maceramız daha çok yeni. 1957, şurada daha 100 yıl bile olmamış. Neredeyse 60-70 yıl olmuş, değil mi? Yani çok yeniyiz daha arkadaşlar. Öyle çok bir şey bilmiyoruz uzayla ilgili. Çok az şey biliyoruz. Devam edelim. Diyor ki Uluslararası Uzay İstasyonu doğal bir uydudur. Doğru olabilir mi? Hayır. Hayır. Uzay istasyonlarında bilimsel çalışmalar olur. Doğru. Dünyanın yörüngesinde hareket halindedir. Doğru. İçinde insanların yaşayabileceği şekilde tasarlanır. Evet. Önceki yıllardan da biliyorsunuz astronotların arkadan ses geliyor. Alpay Tuna. Astronotların arkadaşlar özel kıyafetleri, özel yiyecekleri. Biliyorsunuz astronotların yiyeceklerinde sıvı çok olmuyor. Bunu biliyoruz değil mi? Nihilal. Astronot yiyecekleri genellikle konserve tarzı, böyle kaprisan var ya, kaprisanın poşetinde gibi düşün.
Böyle direkt ağzına attıkları şeyler oluyor. Uyurken Hocam çünkü yer çekimi yok. Yer çekimi olmayınca da hocam. evet. Uyurken Şey kendilerini ne yani. yapıyorlar arkadaşlar aslında? Yere bağlıyorlar. Bağlıyorlar. Evet, Hocam. tam bağlıyorlar arkadaşlar. Hocam şimdi bir şey soracağım. Benim merak ettiğim bir şey var. Bazen hocam uzay istasyonundaki astronotlar yeni bir astronot geldiğinde işte kutlama amaçlı. Hocam Heh. şarap gibi alkollü içecekler tüketiyorlar. Evet. Hocam şimdi uzay istasyonunda gazlı bir şey tüketemiyorsak şarabı nasıl tüketebiliyorlar? Ne tüketemiyorsak? Hocam gazlı içecekler tüketilemiyor uzayda. O Çünkü hocam şarap değildir. gittiğiniz an O şarap değildir. O özel bir sıvı yapmışlardır. Odur. Öyle şarap marap içemez. hocam bilmiyorum yani. Şey mi olacak? Yani kafayı bulup bugün neredeydik falan. Böyle ne yapacaklar ya? Aslında Öyle oluyor hocam. bugün de bir Onu Mars'a canlı gidelim izledim. falan. Ben bir keresinde canlı izlemiştim. Ona da denk geldim. Evet. Arkadaşlar tabii bu arada NASA'nın canlı izleyebileceğiniz sayfaları var. Uzayı canlı canlı izleyebileceğiniz sayfalar var. Onları da bulabilirsiniz. Yani onlardan birinin adını söyleyebilir misiniz? Valla şu an bilmiyorum ama Google'a yazın direkt çıkar. Yani uzayı izleten sayfalar diye yazın. Bir sürü YouTube kanalı var, şey var, bir sürü kanal var. NASA'nın kendi kanalı var. Güneş'i izleyen kanal var. Mesela Güneş'i izleyebiliyorsunuz. Kanal var, Güneş'i izliyorsun. Evet. Gök cisimlerinin yapay uydular aracıyla yeryüzüne gönderdiği detaylı gözlemleriz. Fatih bu işi biliyor. Yapay uydular kuş bakışı olduğu için daha geniş alanda bilgi toplarlar. Ercan da aferin. Yapay uydulardan yer gözlemi, keşif, istihbarat, haberleşme gibi yararlanılır. Yasin'e de aferin diyoruz. Atmosferin üzerinde olduklarından, atmosferde meydana gelen olaylardan etkilenmezler. Evet, bunların dördü de çok çalışkan, çok akıllı, çok zeki çocuklar. Hepsi de doğru söylemişler. Hocam şimdi sizin kitabınız eski kitaplardan ya. Evet. Hocam sizde geçtiğimiz birkaç etkinlik var yapamadığımız. Onları Onları kendiniz yapabilirsiniz. Ben de kitabımı güncelleyince birlikte yaparız. Şimdi arkadaşlar geldik bizim uydu maceramıza. Bu konuda fena değiliz. Güzel uydular yaptık. Yani öyle kendimizi küçük düşünmeyelim. Gerçekten yaptığımız iyi uydular var. Bunları soracaklar. Yazılarda çıkacak ona göre. Yazılarda gelecek bunlar. Bir, haberleşme ile ilgili yaptığımız uydular. TürkSat. TürkSat'ların arkadaşlar hepsi haberleşme ile ilgili. 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 4A ve en son TürkSat 4B. Şu an arkadaşlar bu uyduları yaptık ama aktif olarak bizim haberleşme uydularımız TürkSat 3A, 4A ve 4B. Unutmayalım. Diğer Hocam bir şey uydularımız soracağım. Bunlar şimdi hocam 4A, 3A falan diye sınıflandırmışlar da hocam. Sanki sınıf gibi gözüküyor. Ama hocam bunlar bence şey gibi olmasın hocam. ya iPhone Bir 14, iPhone sınıf 15 öyle düşün. gibi şey gibi hocam. Diyelim 1A daha düşük kaliteli bir iletişim Ya sunuyor. daha küçük değil de 4B daha yüksek. Onun gibi daha olmasın mı? eski teknolojiyle yapılmış arkadaşlar. iPhone 13, 14, 15 gibi düşünebilirsiniz. Bunlar şu an aktif. Hocam bu sayfa kaç? Bende yok çünkü. Bir iki sayfa Bizde ileride ona... mesela ya da geridedir. Hocam bizde ona benzeyen bir sayfa var. 17. sayfa. 17'deymiş. Ama benziyor sadece. Aynısı değil. Tamam. Evet benziyor. Arkadaşlar 1A arızadan dolayı başarısız olmuş. Büyük bir kısmının yerli kaynaklarla üretilmesi düşünülen 5A, 5B, 6A 2019-2020 dediler ama daha henüz fırlatılmadı. Bunlar daha olmadı. Bekliyoruz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Hocam şey yazıyor yani 17. sayfa izin dediği gibi buna benziyor da şey diyor burada mezarlık yörüngesindedir gibi bir şey diyor. Mezarlık mı? Yani Mezarlık yörüngesindedir diyor. şöyle mezarlık dediği arkadaşlar biz bu uyduları işi bittiğinde uydu mezarlığı dediğimiz yani uzaydaki çöpler dediğimiz çöplerin arasındadır. Hangisi için uydu mezarlıktadır diyor?
Hocam 3 tane diyor. Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A Heh, da diyor bana. bunları ne yaptık biliyor musun Beren? Bunları biz çeşitli firmalarla anlaşıp yörüngesini farklı bir yörüngeye kaydırıyoruz. Artık kullanmadığımız için mezarlığa gönderiyoruz. Anladın mı? Ölmüş. İşi Ha, bitmiş. tamam. Bunlara Hocam en da sonunda yazıyor ömrünü tamamlamış diye. ömrünü tamamlamış. Aynen öyle. Bunlara da arkadaşlar biz uzay çöpü diyoruz. Uzayda çok ciddi manada çöp var. Uzay kirliliği var. Çünkü bir sürü ülke Hafsa, Nilgülay, Münevver birçok ülke uzay bu şekilde şeyi gönderdiği için herkes arkadaşlar böyle böyle bıraka bıraka binlerce şey var, uydu var. Çöplük, mezarlık yani. Evet arkadaşlar bir de gözlem ve keşif uydumuz olan Bilsat var. Bu uydu da afetler ve çevre değişikliklerini izlemek için kullanılıyor. Bir başka gözlem uydumuz ise Rasat, Göktürk. Bunlar bizim Göktürk 1 ve Göktürk 2 arkadaşlar keşif uydularımız. Rasat, zaten rasat etmek Türkçe'de gözlemlemek demek. Rasathane diyoruz ya, gözlemevi. Rasat etmek oradan geliyor. Ve arkadaşlar ömrünü tamamlayan uydularımız ise TürkSat 1B, 1C, 2A ve Bilsat. Bunlar ömrünü tamamlamış. Şu an bizim 6 tane aktif uydumuz var. Televizyonlarımız, telefonlarımız, her şeyimiz, internetimiz bu uydular sayesinde oluyor. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz yine biraz önce bahsettiğim o çılgın adamın bir projesi daha var Bade. Ne yapıyor Ayşe? Can Bartu adam uydu üzerinden direkt internet veriyor ya. Direkt. Evet. Şimdi biz interneti nereden alıyoruz? Serra, baz istasyonlarından alıyoruz. Direkt uzaydan almıyoruz. Uzaydan baz istasyonuna geliyor Kuzey, Duru. Oradan biz alıyoruz Emirhan. Ama bu adam ne yaptı biliyor musun Ayşe? Bir teknoloji geliştirdi. Direkt sen evine uzaydan internet alıyorsun. Hocam ama onun için bir sürü Ve uygular. bildiğiniz üzere Ukrayna'daki o durumda Elon Musk ne dedi interneti çekmeyenlere? Hemen dedi uydumuzu yönlendiriyorum size. Oradan internet alabilirsiniz bedava. Starlink'ten mi bahsediyordu Starlink'ten hocam? bahsediyorum arkadaşlar. Starlink üzerinden internet alabiliyorsunuz. Evet. Hatta şeyde bile yapmak istedi. Siz söyleyin. Filistin'dekilere bile dedi eğer haberleşemiyorsanız ben dedi size dedi Starlink uydularımı açarım dedi. Hocam 2 dakika geri geçebilir misiniz? Not alıyorum da. Tamam. Resmini de çekebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buyurun. Hocam razı olsun hocam. Tonguç Akademi gibi davranmıyorsunuz. Niye? O ne diyor? Hocam Tonguç'ta Tamam hocam sadece teşekkürler. belli sayfaların fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Onu da sadece kendiniz kullanabiliyorsunuz. Eğer Onu bilmiyorum. herhangi bir şekilde başka bir hızlı keşfedilirse hocam. Yani. Evet. Arkadaşlar yer gözlem uydularımıza bakıyoruz. Gözlem, Rasat, Bilsat, Göktürk. TürkSatlar daha çok haberleşme, televizyon, radyo, TV bunlar için olan uydularımızdır değerli arkadaşlar. Evet, uzay kirliliği anlattığım gibi arkadaşlar bakın şu birçok şey şu an uzayda dünyanın yörüngesinde dolanmakta ve bunlar tehlikeli. Bazen de birbirlerine çarpıp yörüngeden çıkıp dünyaya da düşebiliyorlar. Eğer zengin olmak istiyorsanız ben sizin yerinizde olsam bu probleme çözüm arardım. Nasıl bir mıknatıs mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bunları toplayabilen bir sistem yaparsanız arkadaşlar paraya para demez dolar dersiniz. Basarsınız. Hocam, hocam Bu sefer benim bu beyni kadar arıyor hızlı büyük analizler ihtimalle. yapmamıza gerek İstemediğim yok ki şeyler hocam. var. Ben de anlamıyorum. Can Hocam. Bartu. Bir dakika. Albay. Hocam. Albay ne oldu? Benim şey hani şey şoklarından dediniz ya o çılgın adam bu sefer de onun şeyini arıyormuş bunları nasıl toplayacağız diye. Vallahi yapar mı yapar korkuyorum ondan. Yapabilir. Arkadaşlar Hocam.
Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi hocam aslında yapmamıza gerek yok. Çünkü hocam belli bir müddet sonra tıpkı uydumuz Ay gibi hocam bunlar da yörüngemizde parçalanacak. Çünkü hocam bu uzay çöpü dediğimiz şeyler de dünyanın kütle çekimine katlanamayacak ve bir süre sonra Satürn'ün halkaları gibi parça parça bir şey olacak hocam. Bilmiyoruz. Şu an o konuda net bir şey diyemeyiz. Evet. Hocam bir 50 bir 100-150 yıl sonra olur hocam. Ya bilemeyiz. Evet değerli arkadaşlar, uzay kirliliğinde kalalım. Çünkü buradan sorular gelecek. Bir dahaki fen dersimizde uzay kirliliğinden devam ederiz. Hocam size bir şey demem lazım. Annem Hocam çağırmış. Evet. benim kardeşimin arkadaşı 5. sınıfa başladı.